genel izleyici için uygundur. Herkese iyi pazarlar. Yaşamak güzeldir diyoruz değil mi hepimiz? Her pazar bunu birlikte tekrarlarsak gerçekten yaşamanın ne kadar güzel olduğunu tekrar tekrar içselleştirmiş oluruz. Ben Selin Erel, Eczacı Mehmet Müderrisoğlu ve bugün çok güzel bir konuğumuz var. Yüz yogası uzmanı Gamze Günay bizlerle olacak. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi size söz hakkı vermeden önce Mehmet Bey, ben de bir günah tezliyim değil mi? Ekran başında bizi bekleyen seyircilerimizi sonra hemen size yönelip sorularımı aktarıyor olacağım. İyi bir pazar diliyorum ve hepinize sağlık dolu, nice güzel pazarları beraber paylaşmak istediğimi buradan bir kez daha ifade edeyim. Gamze beni çok saygı duyduğum, çok severek tanıdığım, yaptığı işlerin ne kadar güzel olduğunu gördüğüm genç ve güzel bir hanım. Şimdi istersen sözü sana bırakayım. Ondan sonra nasıl bir program yaptıysan devam. Hemen başlıyorum. Şimdi Gamze Hanım'a yönelmeden önce Mehmet Bey, size gelen bu haftanın sık sorularından bir tanesini iletmek istiyorum. Sonra da ekran başında bizi izleyenler diyor ki benim sorumu iletmediniz, benim sorularıma yanıt alamadım. Evet. Hemen sorulardan gelen bu şikayet çok sorulardan biri şuydu. Prostata değinmediniz, geçen haftada saç konuştunuz. Programın sonuna kadar bekledim Mehmet Bey'in prostat anlattığı konuyu tekrar anlatır mı diye. Prostatla alakalı çok fazla soru geldi. Şudur sorular genellikle: ameliyat olmadan önce kullanabileceğimiz bir formül var mı? Ameliyat olduktan sonra kullanabileceğimiz bir formül var mı? Semptomları hafifletebilmek amacıyla diye. Tam söylediğin gibi bir ürün var. Bunun içerisinde biraz sonra formülünden söz edeceğim ama hiçbir şeyin yokken 50'yi geçtiğin bir yaşta 3 ay kullanıp 6 ay bırakıyorsun. Bu koruyucu bir etki taşıyor. Eğer prostatın büyüdü ve doktorun sana bir ilaç verdiyse o ilacın etkisini arttırmak için kullanabiliyorsun. Daha çabuk iyiliğe kavuşuyorsun. Ameliyat olduktan sonra dilate olmuş mesane kaslarında idrarı atamıyorsun. Bunu kullandığın zaman daha çabuk idrar kesesini boşaltma imkanı oluyor. Bunun içerisinde enotpros denen çok özel bir ateş özü dedikleri bir bitkinin özü var. Artı Pygium africana, Afrika eriği, Sol palmetto, bu bodur palmiye özü, bir de kabak çekirdeği özü mevcut. Fakat bunun dışında idrar kesesi steril olması gerekirken bazı hallerde bakteri tutabiliyor. Bakteri tutmasını önlemek için de günümüzün en yüksek antioksidanlarından biri olan aronyayı kullanmışlar. Dolayısıyla hepsine baktığın zaman pek çok yönden bir insana hizmet edebilecek bir ürün, bir besin takviyesi. Ben kullanıyorum ve pek çok insan da kullanmaya başladı. Esasında biz bunu 3 hafta önce ilk anons ettikten sonra bana telefon edip teşekkür edenler oldu. İşte benim şu andaki milyarder, trilyarder olmamın nedenlerinden biri bu. Ne güzel, zannetmeyin nakit anlamında, gönül anlamında zenginleşmekten bahsediyor Mehmet Bey. Artık herkes biliyor. Olsun, ben biliyorum. yine söyleyeyim de ne olur ne olmaz öyle düşünmeyin diye. Ne büyük mutluluk ki böyle hissediyor olmanız, evet. Hele hele sizin önermiş olduğunuz formüllerden insanların fayda görüyor olması. Selin'ciğim, ben artık bundan böyle iki porsiyon kebap istesem kebapçı vermiyor. Aman abi ölürsün, başka yere git diyor. Bana bir porsiyon kebap veriyor. Görüyor gibi. Dolayısıyla benim milyonerliğim, milyarder para değil, mutluluk.
O da paylaştığım insanlardan gelen telefonlar ve teşekkürler. Şimdi Mehmet Bey'in bu mutluluğunu yüzümüze taşıyacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel konu başlıklarından bir tanesi günümüzde biliyoruz ki yoga. Ama yoganın da bölgesel yoga haline dönüştüğünden haberiniz var mıydı? Boynumuzdan yukarıya yapabileceğimiz ve yüzümüzde neredeyse estetik yaptırmış kadar fark yaratabileceğimiz bir konu başlığı için hazırsanız hemen Gamze Hanım'a söz hakkı vermek istiyorum. Hiç yorulmadan yapılabilecek yogalardan biri midir yüz yogası? Evet, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ediyorum. En basit teknikleri göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten hiç yorucu olmayan, her zaman şunu söylüyorum, basit teknikler kullanacağız. Evde, arabada, iş yerinde, müsait olduğunuz her zaman diliminde rahatlıkla uygulayabileceğiniz en etkili ama en basit teknikleri göstermek istiyorum bugün sizlere. Teknikleri paylaşacak evet. Gamze Hanım. Bizim ama arkanı bana denmeye küsmüş gibi oluyorsun. Pardon. Böyle durayım o zaman. Şöyle evet. Hemen göstermek istiyorum. Boyun bölgemizden dekolte bölgemize kadar olan kısma bölgeye platisma bölgesi, yani platisma kasların bulunduğu bölge diyoruz. Aslında en çok boyun bölgemize kırışıklık oluyor. Yani şöyle düşünün, 20'li yaşlardaki gençlere bile baktığımız zaman boyun bölgesinde ne oluyor? Böyle minik minik kırışıklıklar oluyor. Nedeni ne? Duruş bozuklukları, telefona sürekli bu şekilde bakma gibi şeyler. Dolayısıyla hep böyle işte sarkma dediğimiz ya da minik minik çizgilenme dediğimiz şeyler ön plana yaş çıkıyor maalesef. Yer çekimi daha çekmeye evet, yaş başlıyor. İlerledikçe de daha fazla oturuyor maalesef. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Çok basit bir örnek göstermek istiyorum size. Dudaklarımızı öpücük pozisyonuna alacağız ve boynumuzu geriye doğru iteceğiz. Aslında çok basit ama oturuşumuza çok dikkat etmemiz lazım. Dimdik oturacağız, ufka doğru bakacağız. Bu şekilde. Ve 10 saniye boynumu geriye doğru itip bekleyeceğim. Kasları iyice sıkacağım. Ben de yapıyorum. Mehmet Bey de. Hep beraber yapalım. Bakarsın çok... öpen biri de gelir. Çok basit aslında. Çok da komik biliyorum ama çok etkili. Gerçekten birazcık komik duruyor. İnsanlar yapmakta çekiniyor. Ama hiç lütfen yapın. Hatta hiç bırakmadan yapın lütfen. Böyle 21 gün alışkanlığı var ya. 21 gün boyunca bir şey yaptığınız zaman oturur. Lütfen düzenli ve disiplinli yapın diyorum ve böylece sonuçlarını daha rahat alabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Dik oturdum. Ufka baktım. Dudaklarımı öpücük pozisyonu aldım. Boynumu geriye doğru ittim ve 10 saniye bekledim. Bu zor bir iş değil. Evet, hiç zor bir iş değil. Bunu yaparken şöyle elinizle buradaki kasları bir kontrol edin derim ekran başındaki izleyicilerimize. Çünkü buradaki kasların kasıldığını farkına varıyorlar. Hatta bunu yaptıktan sonra ilk defa yapanlar için birazcık böyle karıncalanma olabilir. Nasıl spor yaptığımız zaman kaslarımız biraz yoruluyor. Aynı yüz yogası için de geçerli. Çünkü yüzümüzde de kaslar bulunuyor. Bu çok normal. Aynı egzersizde sağ taraf ve sol taraf için de uygulayacağız. Tabii 10 saniye beklemeyeceğim. Siz 10 saniye bekleyin lütfen. Şöyle yine dimdik duruyorum. Sağa döndüm. Bedenim sabit. Yani bedenimle beraber sağa dönmüyorum. Burası çok önemli. Sağ tarafa doğru başımı döndürdüm. Yine yukarı doğru. Evet, başımı arkaya doğru yaslıyorum. Ve öpücük pozisyonunu alıyorum. Evet. Aynı işlemi aynı. Evet. Aynı işlemi sol taraf için de uyguluyor olacağım. Burası da gerçekten çok önemli. Çünkü boyun bölgesindeki kasları çalıştırmak oldukça önemli. Kesinlikle. Boynuna başladık ve sonrasında tabii ki yer çekimine yüzümüzde eşlik ediyor. Şuralarda hafif hafif aşağıya doğru çekilmeler oluyor. Göz kenarlarımızda kırışıklıkların gülümsemeyle fazlalaştığı ve sonra yer etmesiyle birlikte kaz ayağı dediğimiz oluşumlar ve tabii ki de yaptığımız mimikler doğrultusunda alnımızda beliren ve derinleşen çizgilere yönelik de eminim çözümleriniz var. Not ediyorsunuz değil mi Gamze Hanım? Hepsini gösterecek bize. Evet. Boyundan başladık. Böyle yukarı doğru devam edeceğiz. Aslında şunu ifade etmek istiyorum ki
Gülmek en güzel yüz yogası egzersizi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Lütfen gülmekten çekinmeyin. Kaz ayaklarım olur, gülme çizgilerim derinleşir diye korkmayın. Çünkü güldüğümüz zaman yüzümüzde bulunan kasların yarısından fazlası yukarı doğru çalışıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bol bol gülelim. En gerçek güzel... mine direndiğimiz nokta, evet, gülümsediğimiz, evet, nokta demek. Evet. Yani kaz ayakları çok yakışıyor. Her hepsinde... sorunun cevabında gülmem olur. Evet hocam, gerçekten öyle. Gülmek çok güzel, en güzel yüz yogası gülmek deyip şöyle bir hem nazolabial hat dediğimiz gülme çizgileri hattımız için hem de bu bulldog sarkıklığı için çok basit bir egzersiz göstereceğim. Şimdi yüz yogasında temel olan şudur ki harfleri birazcık, mesela ben A diyorum, B diyorum, işte harfleri sayıyorum size. Biraz daha abartılı söyleyeceğiz. Bunlardan ikisi X ve U. Bakın bu çok herkesin bilmediği ama çok değerli bir egzersizdir ve çok basit bir egzersizdir. X ve U harflerini biraz abartılı bir şekilde söyleyeceğiz. Şu şekilde yapacağız. X, U, X, U. Bakın şöyle bir elimizi, şöyle X, U derken elimizi yanak kaslarımıza ve platysma kaslarımızın bulunduğu boyun kaslarımıza koyduğumuz zaman oradaki kasılmayı hissedeceğiz. Bakın X, U, X, U. Hem elmacık kemiğimizin belirginleşmesi için, hem bulldog yanak dediğimiz biraz o sarkıkların giderilmesi için, hem de jawline hattımızın bulunduğu çene hattımızdan kulak bitimine kadar olan hatta jawline hattı deniyor. Bu hattı da belirginleştirmek adına oldukça hem çok basit hem de çok güzel bir egzersiz. Bir kere daha göstermek istiyorum. İki harf. U. X, U ama lütfen böyle X, U, X, U olarak değil. Gördüğünüz gibi hiçbir özelliği yok ama X, U, X, U dediğimiz zaman kaslarımın nasıl kısıldığı ekrandan bile izleyicilerimize yansıyordur diye düşünüyorum. Kaz ayaklarını ne yapacağız? Hemen geliyorum. Kaz ayakları da... Belki onu başka bir program yaparız. Kaz ayakları da alıp böyle. Tamam. Başka bir programda da facelift masaja isterseniz yöneliriz. Bu çünkü tamamen yüz yogası ağırlıklı bir program yapıyoruz şu anda. Hemen size kaz ayakları için de bir formül göstereceğim. Bu da oldukça basit bir formül. İşaret parmağım ve orta parmağımı şöyle kaşımdan hizaladım. Bu şekilde, bakın. Evet. Şakaklarımı paralel olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra gözlerimi 10 kere kısıp bırakacağım. Kıs bırak, kıs bırak, kıs bırak, kıs bırak. Bunu ben kimle sabahtan akşama kadar yapıyorum. Evet, bu da oldukça önemli. Ama mutlaka bir parmakla burayı sabitlemek gerekir. Kırışıklıkları engellemek adına. Neden o kasları hareket ettiriyorsun? Çökmüş bu söyledikleri, Gamze'nin burada anlatmış olduklarının hiçbiri müthiş buluşlar değil, disiplin işi. O disiplini ya, bir kere X, U dedi, geçmedi. Geçmez kardeşim. Çok önemli. Gerçekten öyle. Nasıl hocam, çok güzel değindi. Nasıl bedenimizdeki kasları çalıştırıyorsak ve kaç yaşında olursak olalım kaslarımız şekil alıyorsa... Yüz yogası için de bu geçerli. Aslında yüz yogası dediğimiz şey yüz egzersizleri, yani kas egzersizleri. Dolayısıyla bedenimizdeki kasları çalıştırır gibi aynı yüzümüzdeki kasları da çalıştırdığımız zaman ne oluyor? Yukarı doğru lift etkisi oluyor. Yani o sarkmaların önüne geçmiş oluyoruz. Mehmet Bey'in de bizimle paylaşacağı güzel formüller vardır diye düşünüyorum. Yeni bu bir... çalışmış olan kasların... tekrardan kendilerini yer çekimine emanet etmemesi için güzel formüllerden bahsettim. Hem de çok güzel şeyler var artık. Sana şöyle söyleyeyim Selin'ciğim. Maalesef hepimiz çalıştığımız için eve yorgun gidiyoruz. Bazı akşamlar eş dost arkadaşlarla buluşmak zorunda kalıyoruz. Ve diyorsun ki ah, bir yatak diyorsun. O yüzün sarkmış, yorgun haliyle olacağına... oturup eğer sen yüzüne kalın bir maske sürersen, ki bu maskeyi ben buldum, kimin kullandığını falan, içerisinde Peru'dan gelen bir kili kullanmışlar, içerisine arjirelin koymuşlar, yani bu sentetik botoks,
ve müthiş güçlü bir formül hazırlamışlar. Bunu göz bölgesi haricine bütün kalınca sürüyorsun. Önemli olan yastığın üzerine uzanmadan bir havlu bir şey koy ki o oraya bulaşıp da kırmızı şey yapmasın. Renkli. Kırmızımtırak böyle kiremit renginde. Ve orada uzanıyorsun. Sonra kalkıyorsun 15-20 dakika yüzünü yıkıyorsun. Yüzünü yıkadıktan sonra bir serum sürüp bu yoga hareketlerini yapıyorsun. Bu 15 dakikanın içerisinde olan bir olay. Ondan sonra üzerine çok güçlü bir anti-aging krem kullanıyorsun. İçerisinde malus domestikası olan yosun özleri yani komple bir formül kullanıyorsun. Bunun içerisinde kullanılan mesela bir tanesinin içinde makademi fındık yağı kullanıyorlar. Geçen haftalarda eşin gelmişti doğum yaptığı zaman çocuğun üzerine böyle bir yağ kapladı. Yağ gibi var. O palmitoleik asittir. Dış ortamdaki serbest radikallerin cildi mahvetmesini engellemek için. Allah bunu düşünüyor bize verirken. Ve doktor onu sildirir ilk metmadan önce. Şimdi makademi fındık yağı tabiattaki en yüksek palmitoleik asidi içeriyor. Onun içindir ki bu formülün içerisinde makademi fındık yağı da olunca ben çok beğendim formülü. Ve onu kullanıyorsun. Herkes geldiği zaman gecenin hanımefendisi seni karşılıyor. Yorgun günün sonunda yapılabilecek en güzel ritüeller serisinden evet. bahsettik. Neden yapıyoruz? Bunu bir sonraki sabaha ışıl ışıl uyanabilmek için hepimiz yoruluyoruz. Beden kendini bıraktığı zaman tüm kasları nasıl sarkıtıyorsa yüzü de sarkıtıyor. Zaten mutsuz olduğumuzda da ilk girdiğimiz yüz ifadesi olduğum gibi ama niye diye bıraktığımızda hepsini bırakıyoruz. O yüzden de mutlu hissedebilmenin en büyük formülü ise yüzdeki tüm kasları canlandırıp çalıştırabilmek. Bir de alın için sizden bir çözüm isteyelim. Alında derinleşmiş olan çizgileri yok etmeye veya oluşmasını engellemeye yönelik ne yapılabilir? Evet, yine çok basit ve etkili bir formülüm var bununla ilgili. Şöyle, işaret parmaklarımızı kaşlarımızla paralel olacak şekilde yerleştiriyoruz. Yalnız böyle yüzeyde kalmayacak, direkt paralel şekilde yerleştirmemiz lazım kaşımızın üzerine. Ve kaşlarımızı yukarı kaldırmaya çalışacağız. Ama işaret parmaklarımız kaşımızı kaldırmamıza engel olacak bu şekilde. 10 kere yine bu egzersizi yapacağım. Günde 3 set şeklinde ilerleyebilirler. Yine o bölgedeki kas hareketini arttırmak ve zorlaştırmak için yapılıyor. Evet. Yani ağırlık çalışmak gibi oldu sanki. Üstten evet. tutuyorsun, alttaki kasın onu itmesini sağlayacak. Süper. Evet, böylece oradaki kasları çalıştırıyorum. Evet. Aslında evet, yani o kadar çok bilinenin aksine alnımızdaki o ince kırışıklıklar maalesef kolay kolay geçmiyor. Biraz daha emek ve disiplin gerekiyor. İnce kırışıklıklar da oldukça etkili ama şunu da söylemek gerekir ki oturmuş kalın kırışıklıkları bir ütü gibi açması mümkün değil. Bu konuda da izleyicilerimizi doğru bilgilendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten ama oluşmasını engellemek, daha derinleşmesine evet. en azından bir dur diyebilmek elbette. Çok çok bir önemli. Başka şey daha var Selin. Yeni çıkan hep bu bitkisel özlerle mesela arjirelin gelen bir sentetik madde var, botoks gibi. Bu kırışıklıkları bir kere bulunan bu hareketlerle biraz açtığın zaman onun gitmesini, geri gitmesini engelliyor. Hatta başka ürünler kullandığın zaman onu biraz daha geriyorsun. Mesela İsviçre'nin buzul şaraplarının yapıldığı üzümlerin çekirdeği ve dış cephelinden yapılan bir enzim var. Winup Lift diye. Onu kullandığın zaman bunu böyle açıyor. Şimdi Gamze'nin söylediği hareketleri yapar.
bunu böyle bir kremi Winaplift ise güzel bir kremi kullanır ve biraz o bölgeyi besleyecek olursa arjerinle falan göreceksin ki oradaki o kalın çizgilerin bile 10 sene öncesine gitmiş oluyor. Evet, biz parladık vallahi. Bugün aldığımız bilgilerle neler yapacağımızı gördük ve biliyoruz ki yüzümüzü hiç sahipsiz bırakmayacağız. Gerekli kas çalışmalarını yapacağız. Gerekli güzellik formüllerini, boyalardan bahsetmiyoruz. Onlar renklendirmek için bize heves katan şeyler olabilir ama esas temel bakım ürünlerini hiç ihmal etmeyeceğiz. Mehmet Bey daha önceki programlarımızda harika köpük formüllerinden bahsetti. Derin temizlemenin cilt için ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Daha sonrasında yüzümüzü nasıl kurulamamız gerektiğine kadar biliyorsunuz. Program program bunlardan bahsetmişti. Ve sonrasında serum, güzel bir yaşlanmayı durduracak kremin içinde neler olması gerekiyor. Ve onun için bugün kısa geçtim o formülleri tekrar anlatmayaktan. Evet. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz değil mi? Cilt için ne yapmamız gerektiğini Mehmet Bey en temel şekillerde bizimle paylaştı. Ama bugün altına da güzel bir yüz yogası teknikleri serisi oturtmak için sizlere sadece birkaç örnek vererek aslında nelerin yapılabileceğini aktarmış olduk. Gamze Hanım çok teşekkür ederiz ama biz bununla yetinmeyiz. Diğer evet. Programlarımızda demin nerede duydunuz Gamze Hanım? Bir de facelift masajı gösterebilirim dedi. Daha nice programlarda birlikte olmayı garantiledi bizimle bu durumda. Bir daha programa geleceksin diyeceğimizi beklemeden söylediği için onu aynen saymadan biz bir tane daha istiyoruz. Bir daha diyoruz. Eminim sizler de tekrar biz Gamze Hanım'la buluşana kadar evde XOXO demeyi ihmal etmeyeceğiniz gibi öpücüklerle de boyun hareketlerinizi mutlaka kuvvetlendirmenin ve görsel olarak da fark yaratmanın mutluluğunu yaşıyor olacaksınızdır. Bu haftanın sonuna geldik. Hızlı geçiyor bizler için ama yaz programı dediğiniz zaman yaz ayları da ne kadar hızlı geçti. Neredeyse yazın sonuna geldik. Ben daha henüz onu idrak etmiş değilken programlarda su gibi akıp geçiyor. Bugün ilk etapta prostata yönelik sizlerden bu hafta içinde almış olduğumuz yoğun sorulara yanıt verdik. Ameliyat öncesinde, ameliyat sürecine girmiş olanlarda ve ameliyat sonrasında da rahatlıkla kullanılabilecek Enost maddesi, değil mi Mehmet Bey? Enost Prost maddesini, ham maddesini de içinde diğer formüllerden farklı olarak barındırması itibariyle güçlü bir formülden bahsettik ki yaşamış olduğunuz semptomlarınıza fayda sağlayabilsin diye. Hemen akabinde de yüz yogası ve Mehmet Bey'in bize önermiş olduğu formüllerle yogayı yapmış olan yüzümüze nasıl bakacağımızı bir kere daha dikkatlerinize getirmiş olduk. Ben öncelikle Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve dediğim gibi daha sonra görüşmeyi niyet ediyorum. Mehmet Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır yapmış olduğunuz özette? Bir şeyim var. Gamze bir daha geldi. Hanginiz yapmadı diyebilir. Yogayı. Onun için yapıyoruz. Hanımlar, beyler, hepinizin ayna karşısında 5 dakika sarf edin. O 5 dakikanın faydası size sabah uyandığınızda çok yakışıklı bir beyin veya çok güzel bir hanımın aynadaki görüntüsünü verecektir. Hepinize mutlu haftalar, sağlık dolu günler diliyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İkinize de çok mersi. Bütün izleyicilerimize mutlu haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 15.30'da buluşana dek sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.